Arkadaşlar merhaba. Bu bilgisayarımızda ise MacBook cihazlarda donanımsal arızaları tespit etmek için kullanılan diagnostik uygulamasını nasıl çalıştıracağımızı, yani Mac'e ait olan bu uygulamayı nasıl çalıştırıp cihazımızdaki herhangi bir donanımsal arıza var ise bunu tespit etmek için bunu nasıl kullanacağımızı anlatacağım ben sizde. Mac cihazlarda bu mevcut arkadaşlarım. Yani macOS cihazlara, MacBook cihazlara sahip arkadaşlar için anlatıyorum. Bilgisayarınızda bir resetleme, yeniden yükleme, başa dönme, kapatma ve benzeri bir hata var ise öncelikle bu diagnostik uygulamasını bir deneyin. Nasıl yapıyoruz peki bunu? Cihazımız kapalı. Cihazımız kapalı konumdayken bakın Denizli'nin D tuşu şu. Sadece D tuşuna basılı tutuyorum ben ve cihazımı açıyorum. Denizli'nin D tuşuna bastım. Cihazımı açtım. Basmaya devam ediyorum şu anda. Karşıma bakın şu ekran gelecek. İnternet Recovery ve benzeri bir ekran gelecek. Küçük bir ekran. Sizde Denizli'nin D tuşuna bastığınız halde bu ekran gelmiyor. Her seferinde otomatik olarak macOS işletim sistemine geçiş yapıyorsa cihazınızda bir FireWire parolası olabilir. FireWire parolası olan arkadaşlarım bu ekrana ulaşamazlar. Ben bu ekrandan hemen kendim internetime bağlandım. İnternetimin şifresini gireceğim. Siz de aynı kendi internet şifrenizi girebilirsiniz. İnternet şifresinden sonra biraz zaman alacak tabii. Burada da belirtiyor zaten. İnternet üzerinden yeni uygulamalar, yani bu diagnostik uygulamasıyla ilgili güncellemeleri de alabiliyor. Onun üzerinden de tarayabiliyor. Kurulumuzdaki ekran bu arkadaşlar. Programımızdaki ekran bu. Bu ekranda bizim arızalarımızı tarayacak. Cihazımızda ne gibi bir arıza var. Donanımsal olarak arızalarımız nelerdir? Bunları bize gösterecek. Şimdi bize burada iki seçenek sunuyor. Çevrim dışı çalıştır diyor. Veya kabul edip Apple'ın bu bilgileri toplamasına da izin verebiliyorsunuz internet üzerinden. Biz çevrim dışı çalıştırı tıklayacağız. Ardından bilgisayarın bakın şu denetleme ekranı. Bu denetleme ekranında bilgisayarımıza ait donanımların tek tek denetlendiği macOS tarafından, Mac Apple tarafından donanımların tek tek denetlendiği ve arızalı olup olmadığına dair bilgilerin bize verileceği ekrana geçtik. Biraz sonra denetleme bittikten sonra bilgileri bu ekrandan bizlere aktarılacak. Arkadaşlar kısa bir süre, yani 5 dakika kadar, 6 dakika kadar bir süre sonra tarama biter. Bir de şunu unutmayın, taramaya başlamadan önce Şahzade tezde mutlaka takın, onu da test ediyor çünkü. Tarama bittikten sonra bilgisayarınızda bir sorun mevcut ise burada mutlaka yazar. İşte hard diskte veya RAM'de veya ekranda, Şahzade tezde, bataryada. Burada belirtir size, sizde arızalı olan donanımın MacBook cihazınızdaki veya iMac cihazınızdaki cihaz donanım neyse arızalı olan onu görürsünüz. Bende ne yazıyor? Hiçbir sorun bulunamadı. Çünkü sorun yok cihazımda şu anda. Sizde böyle bir sorunlu cihaz olduğunu düşündüğünüz bir bilgisayarınız var ise bu şekilde videonun başında anlattığım şekilde donanım taramasını yapıp diagnostik dediğimiz bu taramayla donanımsal arızaları tespit edebilirsiniz. Bir de burada bize öneride bulunuyor. Online Apple üzerinden recovery ekrandan geçiş internet üzerinden de tarama yapabileceğimiz dair bir ibare vardı. İstiyorsanız onu da yapabilirsiniz arkadaşlarım. Dediğim gibi arızalı donanım bulmak için yapacağımız işlemleri bu şekilde sıralayabiliriz. Kolay gelsin.